Ay bu ne soğuk ya, dondum. Kurban olurum sana aşkım, ben seni ısıtırım. Şey yaparım yani, yakarım sobayı ben. Vay 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 vay. Yalnız var ya, ev mükemmel olmuş ya minişim. İyi iyi. Aa, siz bu eve ilk defa geliyorsunuz değil mi? Hı-hı. Oo, maşallah şunlara bak. Bakayım. Ah. Kralın tahtı da pek rahatmış. Burası yalnızca kralın değil, kraliçenin de tahtı. İnşallah ileride bizim de evimiz böyle olur. İnşallah. Ya söyleriz kayınpedere, bir tane de bize yapar bacak. Nedir ki yani, ev yani alt üst. Tabii tabii. Söyleyin babama, size toprağın altında rahat uyuyabileceğiniz bir yer yapar. Abla, Allah korusun. Ne kadar ayıp. Ablişkom, sen de babaannem gibisin. Ne bitki şu İsa yol? Ya, üşüdük, içimiz ısınsın dedim. Ay sen birazdan Amiral Battı'da oynayalım dersin. İyi. Ne yapıyoruz? Ya hazır havada böyleyken şöyle güzel bir korku filmi izlemiyor muyuz? Ne gerek var ya? Ne grup genç? Ormanın içindeki eski kulübede mahsur kalırlar. Acaba aralarından hangisi hayatta kalacak ha? Korktun mu? Neden? I don't know. Siz sirenlerin hikayesini biliyor musunuz? Nasıl yani? Polis sireninin hikayesi mi varmış? Onlar öyle sirenler değil. Bunlar bayağı mitolojik deniz yaratıkları. Geliyor değil mi? Geliyor bir korku hikayesi daha. İyi, harika. Gönder. İyi değil mi? Sirenler etrafı kayalıklarla ve derin uçurumlarla çevrili bir adada yaşarlarmış. Biliyorsun. Her kim ki yaklaşırsa bu çift kuyruklu yaratıkların yanına, dinlerse seslerini, yanıp kavrulup bir daha göremezlermiş sevdiklerini. Hay. Sen biraz gelsene şöyle bir. Güzel. O kadar büyüleyiciymiş ki bütün denizcileri kayalıklara doğru çekip onları kendilerine yem yaparlarmış. Sabır.
Ben gitmeye giderdim. Kapa 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 kapa. Ya bir çek. Gelme 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 gelme. Lütfen gel. Yardım edin. İyi misin? Gel gel şöyle geçelim gel. Kızlar bir yardım edin, kaldıramıyorum. Şişt. Gel gel. Gel. Ne olmuş sana böyle? Sızıyorsun. Su birazcık su. Su getir. Su. Su. Emin battaniyeyi ver. Baba battaniye battaniye battaniye. Battaniye. Evet hemen aç aç. Aç. Şarkını söylüyor. Ya. Ya bacana görmüyor musun? Kızın konuşacak hali yok ya. Korkma yok bir şey gel. Al. Al iç. Ne oldu ki sana? Ne olmuş ki? Ne oldu sana böyle? Kaza falan mı yaptın? Denize düştüm. Denize mi düştün? Nereden düştün? Kayalıklardan mı düştün? Gecenin bir yarısı ne işin vardı senin kayalıklarda? İntihar etmeye mi kalktın? Mine. Ya bir durun üstüne gitmeyin. İzin verin kendisi anlatsın. Gemiden cincisi düştüm. Denizde kimse sesimi duymayınca kayalıklara kadar yüzdüm. Adın ne senin? Yabanka. Tamam. Mine hemen 112'yi ara. Aramayın lütfen. Ya merak etmişlerdir. Arayalım haber verelim. Gelsinler götürelim hastaneye falan. Bir şey yapalım yani. Yalvarıyorum. Aramayın. Şimdi aramayın. Ya iyi de neden? Tamam. Gel biz seni önce sıcak bir duşa sokalım. Sonra konuşuruz olur mu? Şunu alsana. Kaçalım. Niyet, bu sizin için. Babama gitti. Ay ne diyor bu, ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani böyle sayıklayıp duruyor işte. Kim bilir neler geldi kadının başına. Müsait misiniz? Gelebilir miyiz? Ay gelin gelin. Aa, uyudu mu? Vallahi yatağa girer girmez uyudu. Prodüksiyon ya. Yaz pozitif herifimi. Bu kadın kesin Rus. Osman. Hı? Osman nereden anladın? Rusça konuşayım. Böyle R'lere vurgulu vurgulu. Basa basa. Bravo bacanak. Tespit gibi tespit ya. Dalga mı geçtiniz ya? Siz bana güleyiniz değil mi? Bu kadında kesin bir iş var. Demedi demeyin. Osman bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Anlamadan dinlemeden yargıya varıyorsun. Hem kadın Rus diye illa altından bir şey mi çıkması lazım? Arkadaşlar anlamıyorsunuz. Kadın gemiden düştüm dedi. Hangi gemiden düştü? O gemi hangi amaçla denize açılmıştı? Peki bu kadını denize düşerken kimse görmedi mi? Böyle düşünün, böyle düşünün. Osman! Ya bu kadın korsanlardan kaçıyorsa ay evlerden ırak. Olabilir, olabilir. Hatta belki de hazinelerini çaldığı için düşmüşlerdir peşine. Hı? Bravo, aferin. Bak, gerizekalı. Hayır. Hayır. Hayır dedi, hayır dedi. Duydunuz mu? Hayır dedi. Aa, nasıl anladın Emin ya? Kadın zaten Türkçe konuşuyor şu anda. Doğru. Evet, unuttum ya. Çok ateşi var. Ne yapsak ki? Ya abla, 112'yi aramayın falan dedi ama ya başına bir şey gelirse? Ya bizim aşağıda vardı galiba, biz ateş düşücü falan versek. Yok olmaz. Yani bilmiyoruz ki şimdi, belki alerjisi vardır, ne bileyim ilaca toleransı falan vardır. Daha kötüye gidebilir durum. Ya arkadaşlar arayalım 112'yi, kurtulalım şu kadından ya. Vallahi bak başına bir şey gelecek, sonra bizden bilecekler. Vallahi ben bacanağıma katılıyorum. Yani ailesine falan da haber verirler. Doğru söylüyorsunuz. Ben arıyorum o zaman 112'yi.
arama. Yalvarıyorum, kimse aramayın. Ablacığım, sen hayırdır? He? Böyle 112, 112 deyince bir korkmuştursun. Ben de dedim, bu kadında bir iş var dediydim size. Var. Anlatıyor musun yoksa arayayım mı polisi? Anlatacağım her. Her şeyi anlatacağım. Ama lütfen kimse aramayın. Evet. Ben bir hırsızım. Dedin sen. Dedim. Bravo. Tebrik edin beni. Dediydim. Demedin mi? Dedim. Dedin. Doğru. Değil mi Feride ablacığım? Ben Rus mafyasından çok değerli bir elmas çaldım. Elmas. Sen Rus mafyasından. Yani senin peşinde mafya mı var? Ay. Ya seni buraya gelirken gördülerse, ha? Bize de musallat olurlarsa o zaman ne yapacağız biz? Merak etme. Gemide atladığımı görmediler. Elmas nerede? Yuttun. Yuttun. Kesin yuttun. Bunun içinde. Yok. Aa, biz böyle bir şey ortak olamayız. Polis aramamız lazım bizim. Ben kötü biri değilim. Lütfen beni polise vermeyin. Ablacığım madem kötü biri değilsin, niye o zaman adamların elmasını çaldın? Allah sen ya. Mecbur kaldım. Kocam ellerinde ve yarın bu saate müzadeye götürmezsem onu öldürürler. Kıyamam ya. Sen neler yaşamışsın ya. Neler yaşamış be. Lütfen sabaha kadar bana zaman verin. Yok, yok hayır. Hayır biz böyle bir şey yapamayız. Bizim hemen polise gitmemiz lazım. Anlatırsın onlara. Belki ceza falan da almazsın. Polise gidersin. Murat öldürürler. Öldürürler diye ya. Karar sizi bırakıyorum. Ne oldu, iyi misiniz? Abi biz iyiyiz de siz yukarı geçin, hadi yukarı geçin. Ciğerim Feride nerede, iyi mi? Yukarılar abi. Tamam. Hadi. Abi hadi senize. Dur patronum ben seninle. Feride iyi misin? İyi misin Feride? Ay çok sağ olun, biz iyiyiz ama o hiç iyi değil. Bu kim? Kim bu? Ivanka. Deniz'den gelen misafirimiz. Yani? Yani ise biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Durumu çok kötü. Ateşi var. Ya ambulans çağıralım o zaman. Yok yok. Kimse haber veremeyiz şu anda. O neymiş küçük hanım? Haber vermemiz gerekiyor ama. Feride. Gökçe. Ha, Emine. Hı. Emin. Ciğerim. Biri bir açıklama yapar mı Allah için? Eleceğim ciğerim. Ben sana kısaca bir özet geçeyim. Bu Ivanka, kendisi Rus mafyasından na böyle bir elmas çalmış. O elması da yarın müzayedeye teslim etmesi gerek. Ha, siz de buna yataklık yapıyorsunuz öyle mi? Bravo. Sonunda mantıklı konuşan birileri. Yani aslında tam olarak öyle değil. Ya kocasını rehin almışlar, o da elması götürüp kocasını kurtaracakmış. Ya bizim de bildiğimiz bu kadar zaten. Geldiğinden beri böyle yarı baygın yatıyor. E doğru söylediğini nereden biliyorsunuz? Lan diyelim ki doğru söyledi. Daha kötü. Ya bu Rus mafyası kendini de yakacak, sizi de yakacak. Anlamıyor musunuz? Aynen.
Ya biz de farkındayız durumun ciddiyetinin. Ama kadıncağız sabaha kadar zaman istedi bizden. Ateşi de çok yüksek düşmüyor. Mete, bir de sen baksana. Aç, aç, aç. Evet, ateşi çok yüksek. Al ala. Eğer müdahale etmezsek havale geçirebilir. O yüzden ateş düşürücü, iğne bir de antibiyotik gerekiyor. Tamam hadi ne dinleniyorsun orada? Gel ne gerekiyorsa Allah gerek. Gidek de ben yapamam. Allah Allah. Niyeymiş o? Sen tıp okumadın mı be? Yani teorik olarak yapmam gereken şeyi biliyorum ama pratik zamanı ben okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Pratiğinde ne var ki? Kabahatine iğneyi saplayacağım bitecek. O iş öyle kolay olmuyor. Sinirine falan denk gelirse daha kötü sonuçlar doğurabilir. Ya ne kötü sonucu ya? Anamı üç vakit iğne yaparım. Ben hiç de bir şey tecrübeliyim. Ondan konuşayım. Yok olmaz öyle. Bize gerçekten doktor lazım. Buldum. Eksen işlemiz. O kim be? Ya size yazıklar olsun ya. Hemen unuttunuz mu gerçekten? Doktor Cihan'dan bahsediyorum. Aa. Evet doğru söylüyorsun. Biz bütün illegal işlerimizi ona yaptırıyoruz. Ara abla. Doğru arıyorum hemen. Oo, siz Rus mafyasından daha beter çıktınız. Söyleyeyim ben size. Ya yok canım o kadar değil. Haydi. Sefer Bey, ben Canan. Canan Hanım. Nasıl ya? Dolanmışım. Canan Hanım, Naide zannettim öyle uyurken. Uyku tutmadı da beni. Birlikte ılık süt içer miyiz diyecektim. Balık süt mü? Ilık süt. Ha, ılık süt. Bilmem, içer miyiz? Belli ki derdin çok. Dertleşiriz, ne dersin? Derdim dünyalardan büyük. Olur, gelelim arkadaşlar. Yok yok, arkadaşlarını uyandırma. Rahat rahat sohbet edelim. Ama şimdi ben süt içeceğim. Onlar olmaz hep beraber yani. Kim bilir kaç yıldır böyle yatakta yatmamışlardır. Bırak da garibanlar rahat rahat uyusun. Hı? Ne kadar da iyi niyetlisiniz ya. Peki. Delikte mi getirdiniz? Hepsini kendine alıyorsun ya. Küçücük bu. Kendin dana gibisin. Bak bu minnaç el kadar bu. Hadi bakalım. Ateş düşürücü yarım saate etkisini göstermeye başlar. Ya iğne işe yaramazsa? Ateşi düşmezse ne yapacağız? Sanmıyorum. Ama siz yine bir şey olursa arayın beni, ben çıkar gelirim. Çok sağ ol Cihan abi. Artık anlatmayacak mısınız? Bu kadını nasıl bu hale getirdiniz? Yok artık Cihan abi ya. Ya biz niye kadını bu hale getirelim abi? O zaman niye hastaneye gitmediniz? Siz başınızı belaya sokacak bir şey olmasa bana gelmezsiniz. Herhalde sana geleceğiz Cihan abicim. Sen bizim bugüne bugün eksen işlemişsin. Eksen işlemi? Evet. Cihan abi bizim büyük halamızın eks nişanlısı. Ha, hala taraf. Bak hele Feride, bu senin vurduğun enişte mi? Ama böyle azıcık bacağından vurmuştum değil mi? Sonra yaran hemen iyileşti. Bedenimdeki yaralar geçse ne olur ki? Gönlüm hala kanıyor benim. Ya ben pembişim, çok özledim ya. Ya. Buralardan kaçmış gitmiş diyorlar. Nerede biliyor musunuz? Yıldız annenin izinden gidip yaylaya kapattı kendini. Artık sen de bir 20 yıl sonra gidersin ziyaretine.
Ben artık gideyim. Nereye kız? Yaylaya mı? Ne münasebet efendim? Ay. Ben çağrılmadığım yere gitmem. Tamam be. Sakin ya. Siz hastanın ateşini sık sık kontrol edin. Bir şey olursa yine ararsınız, ben çıkar gelirim. Yaralı babuş, gitmeden birkaç tane şırınga bırak da ben yine yapmasını biliyorum, yaparım ben. Yok artık ya, bir işi de eline bırak. Kardeş, dediğimi yapsan ben çok güzel yaparım. Hem de elim çok hafiftir. Doğrudur efendim de, siz yine beni arayın. Ben hiç üşenmem, çıkar gelirim. Eh, tamam, seni mi kıracağım? Sonuçta doktorlara saygımız var. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi gece. Kim gitti? Eksildik Ferit abla. Hep bir sinirli bize ya. Bizi de okuldan attırmıştı zaten. Tam arkasından konuşmayın adamı. Uyandırsak mı? Yok bence uyandırmayalım. Yeni yine yaptırdık ya. Biraz uyusun ya. Of! He? Afiyet olsun. Yaşa. Vallahi yani Canan Hanım, o kadar iyi bir insansınız ki yani. İleride gerçekten bunların mükafatını kesin alacaksınız. Ben bunu mükafat için yapmıyorum Sefer Bey. İnsanlık vazifem. Buyurun, buyurun. Efendim bana gerçekten ayan olur. Siz çok temiz kalpli, on numara bir insansınız. Ben anlarım. O sizin iyiliğiniz Sefer Bey. Efendim. Oh, bal ya. Vay be. Naide de akşamları böyle süt ısıtıp getirdi, kaynatıp içerdim. Ama şimdi sadece bebeğimize ikiliği sütü. Hadi bunları düşünmeyin. Rahatlayın, gevşeyin. Sütünüzü için. İçeyim değil mi? Efendim bir dikişte içtim, kusura bakmayın, bıyığıma biraz bulaştı. Nasıl güzel bir süt ya bu böyle. Aktı adeta içime, aktı yani süt. İçim sütü çekti yani. Merak etme sütmüş. Hiç bu kadar akanını içmemiştim. Yani gerçekten hakkınız ödenmez. Allah yemin ederim. Allah Allah. Kaydım ya, böyle yokuştan aşağı kayar gibi kaydım şu an. Sütten herhalde, o içime kaydı, ben de böyle kaydım. Tövbe yarabbim. Masada oynuyor ya, şey oldu, masa oynuyor değil mi? Allah sütler, Allah lanetinden rahat, gerçekten. Allah sütleri, gelin açalım. Açamayın, hayat sütler bilir. Küçük bu değil. Yani Allah sizden göçerim, yani net bu. O şerefli, hayatımla yaşasam bu. Neyse, hadi işte. Yok. Allah senden de razı olsun Seferci. Tek böbrek alınacak. Tek böbrek için mi girdik bunca zahmete? İkisini birden alıp gidelim. Kalp, karaciğer, pankreas ne varsa toplayalım işte. Hayır, hayır. Olmaz. Tek böbrek alınacak. Şimdilik adamı öldüremeyiz. Sonra organları lazım olacak. Tamam. Zaten sağlam biri. Ruhu bile duymaz. Bu adamın ölmesini niye istemiyorsun sen? Yüzünü de gördü. Hayatta kalırsa sıkıntı olur. Yarın gidiyoruz. Hiçbir şey olmaz. Tek böbreği alın. Gerisine de karışmayın. Hadi işinizi yapın. Neşter. Duran! Duran! Kaldırın lan ellerinizi pislikler.
aklımdan bile geçirme. Sen de. Kaldır ellerini. Kaldır. Bir bak bakayım bir şey yapmışlar mı? Açılın lan. Açılın diyeyim lan. Evet. Biraz gazı var gibi. Evet. Karnında bir şey yok Pampa. Bakalım kalp ciğerinin yerinde mi? Evet. Eksiksiz. Her şey tam gibi görünüyor Pampa. Çaldınız mı lan organlarını? Yok, biz bir şey almadık. Kimi yiyorsunuz lan siz? Ayıp adamı. Biz bir şey yapmadık ki. Lan ben Pampa'mın böbreğini çalmaya çalışana ne yaparım biliyor musun? Böbreğini anestezisiz alırım lan. Ayıltın lan adamı. Nesiniz siz lan? Nerelisiniz lan? Ne işiniz var lan sizin burada? Sana ne nereli olduğumuzdan, ha? Harbiden ne Ruhi? Sana ne nereli olduklarını? Buranın adamlarına hiç benzemiyorlar Kuzey, ondan sordum. Ne bildin lan? Maske var suratlarında. Bakın anlaşabiliriz. Kaç para istiyorsunuz olanları unutmak için? Senin o demin böbreğini çalmaya çalıştığın adam kim biliyor musun? Benim kardeşim. Ben kardeşimin böbreğini çalmaya çalışana ne yaparım biliyor musun? Neredeyim? Neredeyim ben? Ne oldu bana? Neresi burası? Pampa, iyi misin? Yok. Yoksa yine mi bıçaklandım, ne oldu? Nasıl konuşuyor lan bu? Anesteziden İstanbul ağzı yapıyor. Şive yapıyor. Bu sefer bıçak değil, neşter atacaklardı. Ama yine Pampan yetişti. Ah! Kuzey, benim şimdi yedin lan. Abi lan, Gütçük Pampam çağırdı, uçarak geldim. Lan oğlum. Bu ne lan? Daş falan mı aldılar böbreğimden lan? Daş mı vardı böbreğimde, ne oldu? Yok Pampa. Bunlar böbreğini komple alacaklardı Pampa. Organ mafyası lan bunlar. Hey, organ mafya... Organ mı? Allah canınızı alma. Onu almışlar bir şey mi? Doğru konuş Kuzey. Doğru konuş bak, bir şey kesip almışlar mı? Yaşayamam bak ha. Yok lan. Böyle tam tekmil, full artı full teslim aldık seni Pampacığım. Oh. Oh. Küt saç. Hani senin evsizlerin yurtsuzların başkanıydın ha? Yalancı pis tüklerin başkanı. Ama Muhittin abiler ya. Onları kesip parçık pincik ettiler. Minnacık bir şeydi o ya. Adam değildi ama Muhittin. Bu işte bir iş var değildi o. Ama yaptınız ha. Söyleyin, kaç para istiyorsunuz olanları unutmak için? Sen kadın olmasaydın var ya. Allah, bunlar değil, bunları dövelim. Dur, önce görevimizi yapacağız. Hala bak ya, şu haldeyim, yıldız arıyor orada ya. Ne yıldızı lan? Mavişim, yanlışlıkla aradım ben. Arayacağım seni. Öylesin değil mi bak? Biliyorum oğlum, adamı biliyorum ben. Yıldız arıyor, devamlı. Hakikaten Yıldız aradı lan. Hasta. Yıldız hastası. Alo. İyi akşamlar. Bir ihbarda bulunacaktım. Hale bak oğlum. Ya, çok kötü oldun lan. Bu ne gaz, lan böyle? Gaz, gaz. Hep gaz. Oh.
dedim sağa. Çatal kuyruklular var orada, bizi kayalıklara çarparlar. Sen onları dinleme Kenan'cığım. Gel biz kendi türkülerimizi söyleyelim. Benim arabamın sesi mi? Ferida. Kim ula benim arabamı yanlatan? Kim ula benim arabamı yan... Yaktım, Malatyaları yaktım! Nerede ula benim arabam nerede? Arabam yok! Arabam yok! Nerede anahtar ya? Anahtar nerede? Ay! Anahtar yok! Lan! Ne oluyor ya? Yok. Anahtarım yok. Ne bağırıyorsun sen de ya sabah sabah? Neyin yok? Arabam yok, arabam yok. Nasıl yok? Ne bileyim nasıl yok? Yok işte yok. Ay. Bacanak. Hı. Bak sakın şaka maka falan yaptım deme ya. Şükrü abiyi mi ayarladın? Öyle mi aldınız kaçırdınız arabayı? Saçmalama oğlum ya. Ne arabası? Araba. Araba. Ben nereden bileyim oğlum? Bacanak yalan konuşma. Bak nerede oğlum arabam? Nereye gitti o zaman benim Osman arabam ya? Osman ne yapıyorsun abi? Biraz sakin ol ya. Evet aşkım, sakin ol biraz. Belki de ablam fırına gitmiştir arabayla. Ayrıca o senin araban değil, ikimizin arabası. Oh, tamam. Öyle olmuştur dedim ya. Ben gitmedim. Ivanka. Abla sana inanmıyorum ya. Kızı hasta hasta fırına mı yolladın gerçekten? Yine saçma sapan konuşma ya. Kız cüzdanı boşaltıp gitmiş işte. Belli ki arabayı da o almış. Ha. Abo ne diyorsun küçük hanım? Paranı mı çalmış? Kadın dediydi ama. Dediydi gözümüzün içine baka baka ben hırsızım dediydi. Helal olsun vallahi dürüst kadınmış ha. Emin boş yapma ya. Allah'ım sus bir ya. Yeter gençler tam kavga yapmayın. Hadi ceplerinizi kontrol edin bakın telefonlarınızı falan çalmış mı? Sen? Bak burada benimki. Ya kadın Rus mafyasını soymuş. Telefonları minnet eder mi hiç? Misal veriyoruz. Ne yapacağız peki? Nereden bulacağız benim arabamı? Nerede arayacağız benim arabamı? Bulalım hadi. Sen arabayı değil, 112'yi aracı yerim hadi. Neyi? Polisi, polisi. Asko 155 demek istedi herhalde. Yok 112. Hepsi bir araya toplandı. Biz Adana'da dakika başı arıyoruz da oradan biliyorum. He, siz acı seviyorsunuz o yüzden. Doğru. Eminsin? Evet evet. Bugün yapılan başka bir müzayede bulamadım internette. Eğer gizli bir müzayede yapmıyorlarsa kesin oradadır. Tak da. Şu. Ribata sabır evse. Şu sabır evse okudum. Ne? Ne? Sabır evse okudum.